bir dinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır diyor Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk'ümüz. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Benim bir rüyam bu diyor. Bizlerde olduğu gibi. Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği ile açacaktır. Bak ağzından nur akıyor maşallah. Dünya sükununu, dünya sükununu yani huzur, adalet, barış bu fasıllar içinde bulacaktır. Çok net açıklama. Bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinde sadece sevinç duyarız. Bakın dikkat edin. Bütün İslam aleminin, İslam birliğini anlatıyor. Manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler. Bugün aynen dedikleri ortaya çıktı Atatürk. Evet. Ne söylediyse ortaya çıkıyor. Ve Türk İslam Birliği'ni savunmuştur. Atatürk Türk Birliği'nin çok üstüne durmuştur. 10 yıl önce de biz İstanbul'un bütün sokaklarını afişlere donatmıştık. Türk Birliği ile ilgili olarak. Türk Birliği demek Türk İslam Birliği demektir. Çünkü Türk ülkenin hepsi Müslüman zaten maşallah. Evet. Ama Hristiyan olan kardeşlerimiz de zaten bize Allah'ın bir emaneti. Museviler de bize Allah'ın bir emaneti. Onlar bizim bir güzelliğimiz, rengimiz. İslam Birliği ile ilgili de Atatürk'ün çok kapsamlı açıklamaları vardır ve ısrarla üzerine durduğu bir konudur. Atatürk'ün özelliği yiğit ruhlu olması ve hiç kimseden korkmamasıydı. Yani ne İngiltere'den korkuyordu, ne Amerika'dan korkuyordu, ne İtalyanlardan, ne Fransızlardan korkuyordu. Yiğitliğini de açıkça gösterdi. Değil ki bir avuç masondan çekinsin. Hiçbirini kale almadı. Yani Allah ona özel bir güç verdi. Alparslan dedim mi bambaşka bir şey aklımıza geliyor. Kanuniler, Yavuz Sultan Selim değil mi? Fatih Sultan Mehmet deyince bambaşka şeyler aklımıza geliyor. Şimdi birer imzası var. Tabii ha. Mesela Atatürk'ümüz de öyle. Mesela geldi, bütün milletin dünyanın nefesi kesildi. Yani muazzam bir hizmet verdi. Muazzam faydalar, muazzam güzellikler sundu. Allah ona belirli bir ömür verdi. O ömrü içerisinde mükemmel hizmetler yaptı. O da halis Türk'tü. Halis Müslüman evladıydı. Türklükle Müslümanlığı iç içeydi onun. Ve mükemmel akılcı bir faaliyet içerisinde oldu. Dolayısıyla ahirette biz takvamızla, güzel ahlakımızla öne geçeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Mesela Atatürk'ün antikomünist olması, antimason olması, mason ocağını kapatması, o komünist örgütlerine karşı kesin tavır alması, Allah'a, peygambere adeta aşık olması, müthiş bir sevgi duyması, mesela İmam Hatiplerin açılmasında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulmasında, Elmalı tefsirinin oluşturulmasında, Buhari'nin tercümesinde, Peygamber Efendimiz'in hayatının hazırlanmasında, yani çok çok alanda çok büyük faydaları oldu ve emeğe geçti Atatürk. Atatürk aslanların aslanıdır, mükemmel dindardır, tam bir Türk milliyetçisidir, veli tinetlidir, Hazreti Hızır'ın arkadaşıdır, Hazreti Hızır'ın yardım ettiği bir insandır. Allah ona bu başarıyı verirken yanında Hazreti Hızır'ı görevlendirdi. Ve her uslubunda, her konuşmasında veli karakteri görüyoruz, veli kişiyi görüyoruz. Vefatından önce, çok az önce Allah'a aşkını, Resulullah'a aşkını, Kur'an'a olan aşkını büyük bir muhabbetle anlatmıştır. Ve bütün ömrü de böyle muhabbetle, güzelliklerle geçmiştir. Bunu anladıktan sonra zaten bu kahpelerin bayağı bir kısmı Atatürk'e düşman oldular. Yani Atatürk'ü biz milletimize bu güzel yönlerinden, bu ihtişamlı yönlerinden daha çok anlatınca yaptıkları yalanlar, uydurdukları yalanlar boşa gitmiş oldu. Atatürk'ü çok az da olsa sevmeyen vardı. Şu an herkes kucakladı. Sevmeyen hiç kalmadı Atatürk'ü. Çok az da olsa vardı. Bu onlara çok ağır geldi. Çok ağır geldi. Altından kalkamıyorlar şu an. Çıkartıyorlar 3-5 kişi ama cılız cılız konuşuyor. Ben devlet kaynaklarından, resmi kaynaklarından ve belgeler de çok önemli. Ve bizzat yanında bulunan evlatlarının ifadelerinden açıklıyorum. %100 birebir konuştum.
ayrıca canlar istiyorsa getireyim, açık oturum yapalım, orada da konuşturayım. Yani daha hala şahitler var, yaşayanlar var. Ama kendi el yazılarına, kendi bizzat tespitleriyle bu hakikatleri açıklıyorlar. Nereden çıkarttın diyoruz bu izahı? Delil yok. Ama bizimkilerin hepsinde delil var. Anlattıklarımız hepsinde delil var. Ve hayatı var ve yaşantısı var. Mason hocalarını bir insan niçin bir gecenin içinde kapatırsın? Evet. İman ehli de yiğit de onun için. Aslan da onun için. Türk milletinin en büyük düşmanı komünistliktir. Ve hem hali her görüldüğü yerde ezilmenizdir deyip evet. Bunları bağırta bağırta uygulayan kimdi? Atatürk'ümüz değil miydi? Bitti. Konuşacak bir şey yok. On binlerce, yüz binlerce Kur'an'ı Anadolu'ya dağıtan kimdi? Atatürk'tü. Yine söyleyeyim, Elmalı tefsirini yaptırıp milletin hizmetine veren, millete yani ilmi yönünden, hizmet açısından, yani ilmi hizmet açısından Elmalı tefsirini yapıp milletimizin hizmeti, manevi tabii. yönüne sunan kimdi? Yine Atatürk'tü. Buhari'yi kim tercüme ettirdi? Kim milletimize sundu? Atatürk. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını kim hazırlattı milletimizin istifadesine sundu? Atatürk. İmam hatipleri kim açtı? İlahiyat fakültelerini kim açtı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kim kurdurdu? Atatürk. Bıraksınlar bize. Yananları dolanları. Yani fiili durum var. Devlet kaynakları var ve yaşanan dev olaylar var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın binasına gitsinler. Bir kafalarını bir sürtsünler bakalım göremiyorlarsa. Yani bir çarpsınlar bir baksınlar. İmam hatipler duruyor bak her yerde. İlahiyat fakülteleri var. Evet. Bunları kim kurdurmuş? Atatürk. Konuşacakları laf yok. Atatürk'ü milletimiz tam anlamıyla bağrına basmış durumda. Son zamanlarında yalnız bırakmaya kalktı Atatürk'ü. Masonlar. Tabii aslında işin doğrusu yani sağlığına da o kadar dikkat etmediler. Yani dikkat edin. Mesela bizim zamanımızda olsa biz Allah'ın izniyle yani yeri göbeğine katardık inşallah. Neyse artık kader Cenab-ı Allah'ın takdiri böyleymiş. Ama mühim olan bize mükemmel bir Türkiye bıraktı. Gazi Hazretleri milliyetçi, mukaddesatçı, maneviyatçı, aklı başında, aydın, kültürlü, sanat ruhu gelişmiş, sevecen, hoş bir ülke bıraktı. Allah ondan razı olsun.
Hocam 30 kadar sanatçının İngiliz'de Times gazetesine verdiği ilanda imzası olan İngiliz tarihçi Twitter sayfasına Atatürk Müslüman değildir, Vahdettin'e yalvarıyordu, Çanakkale başarısı yalan yazma. Bu ilanların İngiltere'deki Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından toplanan parayla finanse edildiği söyleniyor aynı zamanda hocam. Atatürk dindar değil miydi diyor? Evet, Atatürk Müslüman değildir diyor hatta. Ha, ağırına gitmiş. Evet. Atatürk'ün Müslüman olduğuna dair belgeleri ona gönder. Dindar olduğuna dair belgeleri gönder. Kardeşim, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz derler. Atatürk İmam Hatipleri açtırdı mı? Dinsiz adam İmam Hatip niye açtırsın ya? Niye ilahiyat fakültelerini açtırmış o zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı niye kurdurmuş o zaman? On binlerce camiyi Türkiye'de niye tesis ettirmiş? On binlerce Kur'an'ı niye dağıttırmış? Her gece niye hafızları çağırıp Kur'an okutturmuş? Niye elmalı tefsirini yaptırmış? Niye Buhari'yi Türkçe'ye çevirttirmiş? Allah'tan, peygamberden niye coşkuyla bahsetmiş? Niye Allah'a sevgisini yüzlerce kere vurgulamış? Niye camide gidip hutbe vermiş? Biz Atatürk'ü çok iyi tanıyoruz. Gayet de seviyoruz, gayet de memnunuz Atatürk'ten. Atatürk'ün başarısı onları bunalttı. Çünkü hepsi paket oldu gittiler. Bir oradan sıkılıyor. İkincisi, modern İslam anlayışını Türkiye'ye hakim etti Atatürk. Oradan bunalıyor. Bağnazlığa kapıyı kapattı. İttihat-ı İslam'ı savundu Atatürk. Türk-İslam birliğini savundu. Adamlar bunaltacak her şeyi yapmış. Ya o amcalar hakikaten tek yanını böyle eğitilmiş oluyorlar. Evet. Biraz anlatılsa düzelirler. Tabii, yani kızmamak evet. lazım. Evet tabii inşallah. Kızmamak lazım. O dedeye şefkat gösterelim biz anlatalım. İnşallah. Ya gıcına yapmıyorlar hakikaten yanlış biliyordur. Evet, evet. Söylediğiniz toplum baskısından da çekindikleri için geri adım atamıyorlar hocam. Evet evet. Atatürk kardeşim Atatürk olmasa böyle top müzik dinleyebilir misin ya? Bittin. Asarlar adamı ya. Böyle başı açık hanım olacak. Rahat rahat konuşacaksın. Mümkünü yok. Atatürk nurdur. Mehdi mukaddemesidir. Önce Atatürk sonra Mehdi. İnşallah. Allah Mehdi'ye yardımcı gönderdi Atatürk. İnşallah. Mehdi'ye de zemin hazırladı. Sahabe İslam'ına zemin hazırladı. Yoksa yobazlarla uğraş uğraşabilirsen. A Haber yayın danışmanı Atılgan Bayar Twitter sayfasında Sayın Başbakanımızdan ricaların başlıklı bir dizi talep sıralamış. Atatürk'ün 25 Nisan 1920 yılında mecliste gizli bir toplantı yaptığını, bu toplantı İslam Birliği ile ilgili gerçek düşüncelerini açıkladığını ve bunun kayıtlarda hala var olduğunu yazmış. Tamam doğru. Sayın Başbakan'ın yetkisini kullanarak Atatürk'ün vasiyetini açıklamasını, Atatürk'ün birlik ve İslam hakkındaki gerçek hassasiyetleri üzerine akademisyenlerin çalıştırılması ve ek belgelerinde kamuoyuna duyurulmasını talep etmiş. Maşallah çok isabetli olmuş. Evet. Çünkü Atatürk mübarek yobazlığa karşıydı. Her Türk milletinin ferdi gibi. Ama İttihat-ı İslam'ı da coşkuyla, sevinçle istiyordu. Fakat yobazlıktan arınmış bir İttihat-ı İslam. Onun anlattığı İttihat-ı İslam nasıl? Mehdiyet. Vasiyetinde zaten Mehdiyet'i çok kapsamlı anlatıyor Atatürk. Ya isim vererek net anlatıyor. Maşallah. Maşallah. Evet hocam dinliyorum. Hocam ayrıca Atılgan Bayar Mustafa Kemal'in Atatürk'ün vasiyetinde hilafete dair de bir açıklama yaptığını ve bu açıklamada Türkiye'nin İslam ülkelerine öncülük etmesi gerektiğini üzerinde durduğunu yazmış. Daha ne diyorsun? Evet. Bayağı açık. Atatürk'e iyi sahip çıkmak lazım. Ben evde düşündüm de bazı narcılar Atatürk'e şiddete karşılar. Ya düşünüyorum Allah vermesin Türkiye yobazların eline geçseydi Atatürk olmazsa. Bu narcılar da bu haldeyle ortada olsalar.
Yobazlar bunları kravatlarından tutar, yerlerde sürüklerdi bunları. Tabii, tabii. Badem bıyıklarıyla böyle havalarda hoplatırlardı bunları. Mahvederlerdi. Bunu düşünmüyorlar. Yani sağ salim kalmalarının en önemli vesilesi Atatürk. Atatürk olmasa onlar hiçbir faaliyet yapamazdı, hiçbir şey konuşamazlardı. Böyle takım elbise giyecekler. Kravat takacak. Badem bıyık bırakacak. Anlasın. Beyaz çorabıyla böyle sükse yapacak kendi kafasınca. Atatürk dindarlığının bütün açıklığıyla ortaya koyan bir insandır. Bakın, Atatürk'ün günlüğünden biraz anlatayım. Oradan daha iyi anlarlar. Evet. 9 Mart 1922 Perşembe Sivrihisar. Kendi el yazısıyla. Saat 8'e doğru akşam İsmet Paşa geldi. Evvela yemek, yemekten sonra 10 Mart için program kararlaştırıldı. Siyasi durum hakkında bilgi verdim. Bakın dikkat edin. Ondan sonra hafıza Kur'an okuttuk. Buyurun. 10 Mart 1922 Cuma Aziziye günlüğü bu. Kendi el yazısını yazdı. Selahattin Paşa'lar gelmişlerdi. Beraber yemek yedik. Bazı telgraflar gelmişti. Gördüm. Sonra bakın ne diyor. Hafıza Kur'an okuttum. 17 Mart Cuma Akşehir. Karargaha dönüş saat 8'de kadar yalnız kaldım. Mustafa Abdülhalik Bey geldi. Hafıza Kur'an okuttuk. Ve devam ediyor. 20 Mart Pazartesi Akşehir. Fahrettin Altan Paşa ve kurmayını yemeğe davet etmiştim. Hafıza Kur'an okuttuk. 24 Mart Cuma Akşehir. Mütareke teklifini Celal Bey bildirdi. Cuma namazında Hafız Ulu Cami'de Mevlüt okudu. Gece yarısından sonra 8 saat sonra 5'te sabaha kadar Ankara'da Bakanlar Kurulu ile görüşme yaptım. Gece gündüz Kur'an okutan. Evet. Hafız'ın okuduğu Kur'an'ı zevkle dinleyen bir insan. Hocam, Serdar Çubuk 2013 yılında Atatürk'ün vasiyetinin açılacağını ve açıldığında özellikle CHP'de çok etkisi yaratacağını yazdı. Atatürk'ün ileride Müslüman ülkelerin birleştirerek halifelik makamını geri getirmeleri ve Türkiye'nin de bu konuda lider olması gerektiğine dair bir vasiyeti olduğunu söyledi. Ve Atatürk'ün Türkiye'nin hem Müslüman hem de Batılı olmasının bölgede lider konumuna getireceğini düşündüğünü belirtti. Serdar Turgut bu gerçeği Amerika, İngiltere'nin de hatta İsrail'in de bildiğini ve politikalarına buna göre yön verdiklerini iddia etti. Atatürk'ün vasiyeti açıklandığında dindar insanların da Atatürk'ün büyüklüğünü kabul edeceğini söyledi. Atatürk'ün vasiyetinde Mehdi açık açık anlatılıyor. İttihat-ı İslam'da açık açık anlatılıyor. İnşallah. O zamanlar Kenan Evren açtığında Türk milleti bunu kaldıramaz demiş. Şimdi bunu açıklarsam yer yerinden oynar demiş. Ben bunu açıklamayacağım demiş. Daha ileride açıklansın demiş. Herhalde Mehdi'ye nasip olacak açıklamak. İnşallah. Sevgi derinliğine doyamadığım aşkımla sohbetimize başlıyoruz. Nasip ediyor. Hayret ya, böyle bir insan Allah arkadaş olarak nasip etmesin. Maşallah. Hakikaten ben böyle bir olay bilmiyorum, yani göremiyorum. Maşallah. Gerçekten çok büyük nimet hocam. Çok şahane ya. Müthiş zeki. Maşallah. Ve harikulade güzel. Evet. Maşallah. Olağanüstü güzel gerçekten. Maşallah. Allah'tan bana nimet oldunuz. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Şu okul bitiriş şekli evet. Hala aklımda. Gerçekten. Ya kardeşim, makine mühendisliği çok zor bir bölüm. Yani çok çok zor. Günde çok az vakit ayırıyordu ya. Her okuyor mesela, ezberliyor sayfayı. Maşallah. Anında kavruyor. Zehir gibi ya. Maşallah. Hiç takıntısı olmadan tıkır 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 hepsini verdi dersler. Elhamdülillah. Maşallah. Sizin teşvikinizle, şevklendirmenizle. Maşallah. 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 Sizin hafızlığı. Mesela çok şaşırıyorum. Maşallah. Mesela Yasemin'in hafızlığı. Maşallah. Bu ya 6666 tane ayet ezberlemek çok zor. Evet. Hem Türkçesi ezberlerinde, evet. Hem Arapça ezberlerinde. Maşallah. Maşallah yani. Bak. Yani hafız biliyorum ama Arapça ezber biliyorlar. İnşallah. Benim canlarım da Türkçe de ezber.
Maşallah. Hem Arapça hem Türkçe. Su maşallah. Gibi. Maşallah. 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 Bu aile bağının kan bağına göre olmadığını Allah Kur'an'da bildiriyor, ondan bahsetmiştik hocam. Halbuki münafıklar da siz anlatmıştınız. Mesela bir makam mevki sahibi olması, dedesinin, babasının, işte amcasının ona bakacak bir yeri olması, yiyip içip yatabileceği bir yer olması münafık için son derece önemli oluyor. Münafık uyuz porsuğa benzer. İt gibi korkaktır. İnşallah. Başına bir dert gelmesinden, bir imtihan gelmesinden çekinir. Onun için Müslümanlar da önce bir kusur aramaya kalkar. Der ki ya bunlar bir yönden eksiktir. Ben de çok takvayım. Takva olduğuma göre ne işim var bunların yanında? Ondan sonra gider, tehlikeden arınmış bir yerde kendince kaya porsu nasıl bir mağaranın içine girer yaşarsa efendim orada yaşar. Ama diyor ki Bediüzzaman, sinekten kaçayım derken yılanın ağzına düşer diyor, cehenneme düşer. Belanın içine düşer, hastalıkların dertlerin içine düşer. Allah çökertir. İnşallah. Helak eder Allah. Coşan hocam nasılsın? Elhamdülillah. Evet. Münafığın ruh halinde kendini beğenme vardır. Münafık, Bediüzzaman çok zeki olur diyor münafıklar diyor. Şeytani bir zeka olur diyor. Özel yaratıldığı için. Yani şeytan özelliği gösterdikleri için. Şeytani zeka olur diyor. Zekavetiyle hareket eder diyor. Onun için yaldızlı sözleri dinlenir diyor. Yani mesela sünnetten bahsediyor. Takvadan bahsediyor. Kur'an'a hakimiyetten bahsediyor. İşte Kur'an'ı çok iyi bildiğinden bahsediyor. Ama bir şey de bildiği yok. Yani şöyle bildiği yok. Biliyor fakat kalbinde yok. Yani kalbinde bir inanç yok. Kalben inanmaz münafık. Dilinde vardır. Kalbinde o yoktur. Fakat ayette de diyor Cenab-ı Allah dinlersiniz diyor. Konuşurlarsa dinlersiniz. Hakikaten mesela çok kapsamlı anlatıyor. Çok kapsamlı konuşur. Kendince Müslümanların açığı olduğunu zannettiği yerlerden yaklaşmaya çalışıyor. Yani takvasını göstermek için. Mesela Müslüman İttihat İslam için çalışıyorsa o misvakın boyuyla ilgilenir. Mesela Müslüman tebliğe gidiyorsa o işte ben evde yemekten sonra, akşam yemeğinden sonra bir saat zikir çekiyorum da. Yani ona karşılık tehlikesiz, kendine bir zorluk getirmeyecek, onu zora sokmayacak yollar bulur münafık. Ama en ziyade Müslümanların başına gelebilecek tehlikelerden korunduğu için çok kendini korunmuş hisseder. Hatta ayet ediyor ya, onların içinde olsaydı İyi ki değilmişim diyor. İnşallah. Yoksa benim de başım belaya girerdi diyor. Uzak oldum, Allah beni korudu der diyor Allah ayette. Böyle bir kafaya sahiptir münafıklar. Ya yani ana yapıları budur. Bir de Müslümanları ihbar edip yakalatmak, ezdirmek, dağıtmak, onları moral yönden yıkmak, küfürle işbirliği yapmak, müşriklerle işbirliği yapmak münafığın özelidir. Kendince tabii o öyle düşünür. Ama münafık Müslümanın adeta benzini gibidir. Ne kadar çoksa münafığı, o kadar Müslüman heyecanlı, o kadar şevkli, o kadar atak, o kadar güçlüdür. Müslümanın aklının artmasına sebep olur münafık. Yoksa atalet gelir Müslümana. Ya adrenalin gibidir. Nasıl adrenalin insanı açar, canlandırır değil mi? Vücudun ihtiyacı vardır. Adrenalin mesela adamın tansiyon düşünüyor. Ne veriyorlar? Adrenalin veriyorlar canlansın diye. Münafığın da tansiyon düştüğünde münafık yetişir. İnşallah. Canlandırır Müslümanı, şevklendirir. Münafık kendini azade ettiği için, böyle bir domuz gibi bir ine sığındığı için Allah'ın kendini koruduğunu, Müslümanlara da bela verdiğini iddia eder. İnşallah. Çünkü Müslüman göğüs göğüse mücadele içinde olduğu için tabii dertlerle, belalarla karşılaşır. O da orada korunduğunu zanneder ama onu cehennem kuşatır münafığı. Münafığa bol zaman verilir. Onun için diyor Allah ayette, onlara mallar ve çocuklar vermemizle onlara iyilik ettiğimi zannetmeyin diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Onların canlarının azap içinde çıkması için bunu yapıyorum diyor. Yani iyice belalarını bulsunlar diye. Çünkü mesela suçunun Allah 50 olmasını istemiyor. 50 bin olmasını istiyor. Maşallah. Eğer bırakılırsa 50 olur suçu. Ama
süre uzatılırsa 50 bin oluyor. 50 bin olunca iyice canı yakılabiliyor. Allah canını yakmak için onun gerekçesini iyice geliştirmiş oluyor. Münafıkta sistem budur. İnşallah. Hayır, Allah istese tabii, nasıl öyle istese oraya gidiyor ama tabii Allah adil olduğu için onun makul olduğunu insanlara göstermek İnşallah. İstiyor. İnşallah.